Şaha çocuk veremediği için saraydan uzaklaştırılan sürgündeki prenses Süreyya'nın acıklı öyküsü. Ona hüzün gözlü prenses veya acıların kraliçesi diyorlardı. Ancak prenses Süreyya'nın hikayesi başladığında sadece mutluluk vardı. Sürgündeki prenses olarak da bilinen prenses Süreyya, son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşiydi. Soraya ve İran Şahı Rıza Pehlevi'nin 1956'daki Türkiye ziyareti basında büyük yankı uyandırmış, Soraya ismi Türk halkının dilinde Süreyya olarak yerleşmişti. Hatta o dönem pek çok aile kız çocuklarına Süreyya ismini vermişti. O zaman hadi Prenses Süreyya'nın acıklı öyküsüne daha yakından bakalım. Süreyya varlık içinde doğmuştu ve köklü bir aileden geliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın yaraları henüz sarılırken 15 yaşında tek istediği ünlü olmaktı. Bu isteğini babasına söyledi ancak rızasını alamadı. Babasına bu dünyada asil olan yalnız bizler miyiz? Kibar ailelerden gelen bir sürü insan bugün filmlerde oynuyor diyerek ısrar etti. Ancak babası Bahtiyar sülalesinden gelen birinin artist olamayacağını net bir şekilde belirtti. Süreyya'nın ataerkil toplum yapısında karşılaştığı bu baskı ne ilk ne de son olacaktı. Paris'teyken İran Şahı'nın kız kardeşi Prenses Şems kendisine ulaştı ve onu İran'a davet etti. Bu davetin anlamı çok açıktı. Süreyya İran Şahı'nın ablasıyla tanışana kadar İsfahan ile Berlin arasında yetişmiş mutlu ve neşeli bir genç kızdı. Şah'ın kardeşi onun hakkında kardeşime uygun nadide bir inci diye bahsetmişti. 1948 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi yarı İranlı yarı Alman olan genç ve güzel Süreyya ile tanıştığında ilk eşi olan Mısır Prensesi Fevziye'den yeni ayrılmıştı. Şah'ın eski eşi Mısır Prensesi olan Fevziye sadece tahta aday olması imkansız olan bir kız çocuğu doğurduğu için Şah'ın yeniden evlenmesi şarttı. Ancak İran Şahı bu konuda ailesi gibi düşünmüyordu ve yeniden evlenmeye çok sıcak bakmıyordu. Süreyya son derece çekici bir kızdı. İki gün sonra Süreyya Almanya'dan Tahran'a döndüğünde kraliçe onu saraya yemeğe davet etti. Süreyya İran Şahı ile tanışma yemeğini annesine haber verdi. Annesinin böyle bir evliliği istiyor musun sorusuna da kaderini belirleyen şu cümleleri aktardı. Şahı tanımıyorum ama resimlerine bakılırsa hiç de fena bir erkek değil. Akıllı, sportmen. Tanıştığımda beğenirsem neden olmasın? Süreyya alacağı sorumluluğun büyüklüğünü görememiş, yalnızca dış görünüşüne bakarak değerlendirmişti ama işin ucu çok farklı yerlere varacaktı. Ertesi gün yemekten sonra babası Süreyya'ya "Şah senden çok hoşlanmış. Onunla evlenmeye hazır mısın?" diye sordu. Bundan sadece 24 saat sonra nişan duyurusu yapılmıştı bile. 18 yaşındaki Süreyya, İran Şahı'nın gelecekteki eşi olma teklifini eşi benzeri görülmemiş bir pırlanta yüzük eşliğinde aldı. Ancak Süreyya düğünden hemen önce tifoya yakalandı ve haftalarca yataktan çıkamadı. Anlatılanlara göre Şah her gün Süreyya'yı ziyaret etti ve her defasında yastığının altına kıymetli bir mücevher bıraktı. Nihayet düğün 12 Şubat 1951 tarihinde gerçekleşti. Düğün Süreyya için çok büyüktü. Aynı zamanda onun için çok büyük bir dayanıklılık testiydi. Haftalarca hasta yatmış olmasından dolayı zayıf ve güçsüz düşmüştü. Bu uzun ve yorucu düğün seremonisi dayanması güç bir olaydı. Süreyya 15 kilo ağırlığındaki Christian Dior gelinliği taşıyamadı. Omuzları çok zayıftı. Sarayın terzisi gelinliğin eteğinin altındaki katları keserek yükü yarıya indirdi ve Süreyya gelinliği taşıyabilmek için olağanüstü bir çaba sarf etti. Evliliğin ilk birkaç ayı adeta bir peri masalı gibi geçmişti. Birbirine sırılsıklam aşık olan iki genç birlikte olmaktan çok mutluydular. Ve gelecekte kuracakları büyük ailenin hayalini kuruyorlardı. Ancak bu hayalleri önümüzdeki 7 yıl boyunca asla gerçek olmayacaktı.
Evliliklerinin 3. yılında sarayda sabırların tükendiğine dair işaretler ortaya çıkmaya başlamıştı. Kraliçenin hamile olduğuna dair hiçbir emare yoktu ve doktorlarına göre hamile kalması yılları bulabilirdi. Şah yaşadıkları bu sorundan dolayı büyük baskı altındaydı. Bu durum Süreyya ile evliliklerini büyük sıkıntıya sokuyordu. Süreyya bir gün annesine şunları söylemişti. "Yaşadığım hayatı tasavvur edemezsin anne. Bilemezsin bu yalnızlık nasıl canımı sıkıyor. Sarayda hiçbir kadınla konuşamıyorum. Dertleşebileceğim kimse yok." Şah'ın küçük erkek kardeşi, yani o anda taht sırasında olan Şah'tan sonra gelen kişi bir uçak kazasında hayatını kaybedince durum daha da kötüye gitti. İran dünyadaki tahtın varisi olmayan tek monarşiydi. Saray meclisi toplanmış, karar alınmıştı. Prenses kuma gelmesini kabul ederse Şah boşanmaktan vazgeçebilirdi. Prenses saraydan gelen kuma cevabına karşılık delirdi ve şunları söyledi. "Bütün bu karşılaştığım onur kırıcı durumdan sonra bir de el alemin maskarası mı olayım istiyorsunuz?" Erkek çocuk doğuramadığı için aşağılanan ve kendi iradesi dışında evliliği hakkında karar verilen Prenses Süreyya'nın trajik yaşam öyküsü de tam olarak bundan sonra başladı. Üzerlerinde aile baskısı ve politik baskı hisseden genç çift boşanmaktan başka çare göremedi ve 1958 yılında boşandılar. Süreyya 7 yıl boyunca İran kraliçesi olarak kalmıştı. Bu 7 yıl boyunca kocasının da desteğiyle İran'da pek çok hayır organizasyonu düzenlemişti. Halk arasında onun bu çalışmaları ve gerçekçi çözümleri büyük takdir toplamıştı. Ülkedeki yoksullukla mücadeleye ve yoksul ailelerin çocuklarının eğitimlerine büyük önem veriyordu. İhtiyaç olan her alanda yardımlarla ve kampanyalarla sorunları çözmeye çalışıyordu. Süreyya için boşanmak demek sadece çok sevdiği kocasından ayrılmak demek değildi. Aynı zamanda İsviçre'ye sürgüne gönderilmek demekti. 26 yaşındayken yabancı bir ülkede tek başına yeni bir hayata başlamaya zorlanmıştı. Saraya yakın kaynaklar Şah'ın Süreyya'yı sevmekten asla vazgeçmediğini ve konumunun getirdiği baskı olmasa ondan boşanmayı asla düşünmeyeceğini söylediler. Süreyya'nın annesi o döndükten sonra şu sözleri dile getirmişti. "Biz 7 yıl önce Tahran'a yaşamayı, eğlenmeyi seven hayat dolu bir genç kız yollamıştık. Geriye Mahsun yaşından beklenmeyecek kadar ciddi bir kadın geldi," demişti. Süreyya bir daha evlenmedi. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ise Süreyya'dan boşandıktan sonra 1959 yılında Farah Diba ile evlendi. Oyunculuk kariyeri ve yeni bir ilişki. Süreyya kraliyet geçmişi sayesinde bir stil ikonu ve cemiyette popüler bir kişilik oldu. Süreyya'nın kısa bir oyunculuk kariyeri de oldu. 1965 yapımı The Three Faces isimli İtalyan filminde rol aldı. Ve filmin yönetmeni Franco ile kısa bir süre ilişkisi oldu. Kısa bir süreliğine hayat ve aşk yeniden Süreyya'nın yüzüne gülüyor gibiydi. Ancak Franco bir uçak kazasında hayatını kaybetti ve Süreyya büyük bir depresyona girdi. Kısa süren oyunculuk kariyerini bitirdi ve Fransa'ya yerleşti. Paris'te sosyal etkinliklere katıldı. Ancak zamanla daha az göz önünde olmaya başladı. Eski İran kraliçesi 69 yaşındayken Paris'te hayata veda etti. Ölümünden 8 gün sonra kardeşi Bijan da yaşamını yitirdi ve bunun üzerine öldürüldükleri iddiaları ortaya yayıldı. Ortaya hiçbir şey çıkmadı ama geriye kalan 80 milyon dolarlık servet fırsatçılar için kazanç kapısına dönüştü. Paris'teki müzayedelerde yüksek fiyatlara alıcı bulan eşyalarının ardından geriye bu hazin hikaye kaldı. Onun hikayesi pek çok insana ilham verdi ve pek çok insanı da derinden etkiledi. Adına şarkılar yazıldı, hakkında filmler yapıldı. Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran kraliyet ailesinin en hüzünlü ve en güzel üyesi olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.
Dünya tarihi mutsuz prenseslerin hikayeleriyle dolu. Ancak Süreyya'nın ki farklı. Bu trajik yaşam öyküsü erkek egemen toplumlarda baskıya maruz kalan ve hayallerini bir hiç uğruna erteleyen ya da onlara hiçbir zaman kavuşamayan kadınları gözler önüne seriyor. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.